Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kahve yanına limonlu lokumlar hazırlayacağım. Malzemelerimi hazırladım. İlk önce malzeme listesini sayayım. Daha sonra hızlı bir şekilde lokumlarımı hazırlamaya başlayacağım. 1 çay bardağı limon suyu, 1 çay bardağı nişasta, buğday ya da mısır fark etmez. Fakat bu tarif için genelde mısır nişastası kullanılıyor. Benim evde buğday nişastası vardı. Buğday nişastasıyla da olur. 1 tane de limon kabuğu rendesi. Limonu da lütfen rendelerken böyle acı kısmını almadan rendeleyin. Ve rendenin en küçük gözüyle rendeleyin. 1 çay kaşığı da zerdeçal kullanacağız. Zerdeçal tadında hiçbir değişiklik yapmıyor, sadece renk verecek. Çünkü limon suyu ve nişasta birbiriyle karıştığı zaman limon iyice renksizleşecek. Renk vermesi için de zerdeçal kullanacağız. Şimdi önce bu malzemelerimi karıştırayım, daha sonra da bir şerbet hazırlayacağız. Limon suyunu mutlaka bir süzgeçten geçirelim. Limon kabuğu rendesi, çok fazla dolu olmasın, zerdeçal, nişastayı da ekleyip bir karıştıralım. Pürüzsüz kıvam alana kadar güzelce karıştırdım. Şimdi ocağın başına geçip şerbetini hazırlayalım. Şerbeti için de 2 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı su ilave edeceğiz. Kokurdayana kadar şerbetimizi kaynatacağız. Şerbet kaynadı, limonlu sosunu da ekliyorum. Başından hiç ayrılmadan ortalama 20 dakikayı buluyor kıvam alması. İyice suyunu çekip kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişirelim. Lokumları dolapta bekleteceğimiz için fırın tepsisine koydum. Yağlı bir kağıt serdim. Yağlı kağıdı tekrar yağlıyoruz. İki tane tatlı kaşığı kullanacağım. Kaşıklarımı ıslattım. Tatlı kaşığı yardımıyla hızlıca tatlılarımı alıp tepsiye koyuyorum. Kaşıkları ıslatmak yerine azıcık sıvı yağ batırın, çok daha kolay iniyor. Lokumlarım hazır. Şunlar tavanın dibinde kalanlar. Soğuduğu için elimle rahatlıkla şekil verdim. Yuvarlayıp koydum. Siz dilerseniz tamamını elinizle yuvarlayabilirsiniz. Ama soğuyunca kıvamı çok daha yoğunlaştığı için biraz daha zor olur. En güzeli kaşıkla. Burada da bu şekilde bakın, çok rahatlıkla çıkıyor. Şimdi ben bunu buzdolabına kaldıracağım. En az 2 saat dinlendireceğim. Lokumlarımı dolapta beklettim. Buraya da biraz toz şeker aldım. Şimdi her yerini toz şekere buluyorum.
Lokumlarım hazır. Çok güzel oldu. Umarım sizler de dener, beğenirsiniz. Kıvamını elimle göstermeyeceğim. Elastik bir yapısı olduğu için kopartmak oldukça zor oluyor. O yüzden şöyle bir mutfak makasıyla keseceğim. Deneyeceklerin şimdiden ellerine sağlık. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.